Merhaba, ben Can Kuşkon. Sizlere bu eğitim serimizde ahşap masa ve sandalyeden oluşan bir bahçe oturma grubunun modelleme aşamasından render alma noktasına kadar tüm sürecini detaylarıyla paylaşacağım. Serimizin ders başlıkları sırasıyla masayı modelleme, sandalyeyi modelleme, ışık kamera koyarak stüdyo sahnesini oluşturma ve render alma, ahşap malzemesi oluşturma ve final renderini alma. Serimizin ilk dersi olan bu dersimizde masamızı modelleyerek başlıyorum. Masamın ebatları tablası 160 cm 80 cm olacak ve yerden yüksekliği ise 75 cm olacak. İlk olarak masanın üst tablasının dış çerçevesini modelleyeceğim. Uzunluğu 4 cm, genişliği 10 cm olan bir dikdörtgen çiziyorum. Daha sonra buna 80 santimetre uzunluğunda bir extrude veriyorum. Şimdi bunu klonlayarak araları 140 santim olacak şekilde move edeceğim. Birbirlerine yanaştırıyorum ve daha sonra X'te eksi 140 yazarak aralarının 140 santimetre olmasını sağlıyorum. Şimdi yan parçalarını da çizelim. Bunu 90 derece rotate edeceğim. Angle Snap Toggle'ı açıyorum ve bu sayede beşer beşerlik açılarla çok daha rahat şekilde rotate edebiliyorum. Şimdi bu şekilde kenara yerleştirerek daha sonra bunu Convert to Poly'ye çeviriyorum ve vertexler yardımıyla 45 derecelik bir bağlantı detayı oluşturuyorum. Hepsini Poly'ye çevirelim. Ve tüm parçaları 45'lik şekilde birbirlerine bağlayalım. Alttaki parçam kaldı. Bunun için de üstte çizdiğim parçayı Y'de kopyalayarak mirror ediyorum. Ve aşağıya kaydırıyorum. Şimdi yan parçalarımızın da bağlantı detayını bitiriyorum. Bu şekilde dış çerçevemiz oluşmuş oldu. Şimdi bu çerçevenin iç parçalarını çizeceğim. Bunun için ise ön görünüşte 3,5 santime 7 santim değerinde bir dikdörtgen çizeceğim. Bu şekilde ortasına oturtuyoruz ve bunu extrude ediyorum. 80 santim değerinde. Şimdi belirli aralıklarla bunu çoğaltalım. Shift'e basılı tutarak X'te move ediyorum. Daha sonra number of copies yerine 25 yazıyorum. 25 tane çoğaltacak. Evet, şimdi fazlalıkları silebiliriz buradan. Burada bir dengesizlik oldu. Bunu düzeltmek için içteki parçaları çiziyorum ve modifier listinden Freeform Deformer yapıyorum. İki tarafı da iç çerçeveye yerleştiriyorum. Daha sonra her taraftan eşit miktarda aralık vereceğim. Buraya eksi bir dedim. Bu noktadan da tutup bir diyerekten gördüğünüz gibi üst tablayı oluşturmuş oluyorum. Şimdi
Ayakları çizeceğiz. Bunun için 6'ya 6'lık bir dikdörtgen çizelim. 6 santim, 6 santim. Bu bir kare oldu. Ve daha sonra buna M altına 70 diyelim. 70 santim uzunluğunda bir bacak olacak. İlk önce ön görünüşte bunu oturtalım. Daha sonra da plan görünüşünde bu şekilde kenara yerleştiriyorum. Diğer parçamı da ilk çizdiğim ayaktan çoğaltarak yerleştirdim. Şimdi yukarıdaki ayakları aldım. İkisini de seçtim. Shift'e basılı tutarak Y'de kaydırıyorum. Ve alttaki ayaklarını da oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi ayaklarımız oluşmuş oldu. Son olarak bu bacaklara bir kayıt parçası atacağız. Bu sayede masamızın ayakları çok daha sağlam duracak. Evet, ön görünüşte bir tane dikdörtgen çizdim. Şimdi buna belirli bir boyut verelim. Evet, yüksekliği 8 olsun, genişliği 3 olabilir. Getiriyorum. Kenar parçaya yapıyorum. Extrude diyerekten bu şekilde yerine yerleştireceğim. Bunu tam bacağı ortalayarak yapalım. Ve poliye çevirerek iki bacak arasında bunu uzatıyorum. Gördüğünüz gibi. Diğer tarafa da koyalım aynısından. Diğer parçam da yerleşti. Şimdi uzun tarafları yapalım. Yine bunu 90 derece çeviriyorum. Çevirirken Shift'e basılı tutuyorum ki hem rotate ediyorum hem bir yandan klonlamış oluyorum. Daha sonra bunu planda yerine yerleştirelim. Evet. Vertexler sayesinde seçim yaparak uzatıyoruz. Alt taraftaki kaydımızı da yapalım. Evet, gördüğünüz gibi masamızın tüm parçaları oluştu. Şimdi son bir şey kaldı. Render'da çok daha kaliteli ve güzel gözükmesini istiyorum bunun. Onun için bu kadar köşeli olması render'ın yapay durmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla bütün bu parçaların kenarlarına ben chamfer vereceğim. Dolayısıyla birleşim noktalarım daha belirgin bir hale gelecek. Ve masamın da çok daha detaylı bir görüntüye sahip olacak. Hepsini teker teker seçip chamfer vermeyeceğim. Dolayısıyla içlerinden bir tanesini sağ tuşla tıklayaraktan poliye çeviriyoruz. Ve attach list diyerek bütün parçalarımı birbirlerine attach edeceğim. Evet, arkada birkaç tane parçam kalmış. Evet, hepsi attach oldu. Şimdi edge özelliğimi seçiyorum. Ve bütün edge'lerimi seçiyorum. Daha sonra chamfer settings'e girip buraya 0.2 değer giriyorum. Bu şekilde onayladıktan sonra gördüğünüz gibi chamfer verdikten sonra masam çok da güzel bir görünüşe erişti. Vermiş olduğum chamfer'lar render'da derz olarak gözükecekler. Üzerlerine daha çok değişik açıdaki ışıkları alacaklar ve çok da gerçekçi bir render oluşturacaklar. Sıradaki derste bu masaya uygun bir sandalye çizip Watch'a oturma grubumuzun modelleme kısmını bitirmiş olacağım. Konu hakkındaki tüm sorularınızı bana sorabilirsiniz. YouTube üzerinden tüm yorumları yanıtlamaktayım.
Bu dersi faydalı bulduysanız diğer derslerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.